Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Iğdır Futbol Kulübü oyuncularıyla beraberiz. Hasan Atipoğlu yeni transfer ve Tuğkan Kamışoğlu ile beraberiz. İki tarafta geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladılar. Bir taraf Pendik'te, bir tarafta Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nde tamamladılar. Tabii ben yeni gelen misafirimize, daha doğrusu misafirimiz demeyelim, yeni gelen futbolcumuza bir hayırlı olsun diyelim ve soralım. Geçtiğimiz sezon bir şampiyonluk yaşadın. Neler söylersin? Kimsenin belki de şampiyon olarak görmeyeceği bir takımdı Pendik Spor. 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Neler söylersin? Ya ilk önce yeni sezon bütün futbolcu arkadaşlarım, herkese hayırlı olsun. Kazasız belasız güzel bir sezon olsun herkes için. Ondan sonrasına gelirsek, Pendik Spor'da geçen sene bir şampiyonluk yaşadık, evet. Takım olarak belki hedef olarak herkesin bir beklentisi yoktu bizimle ilgili ama biz takım için her zaman bir inancı olan bir futbolcu grubu vardı. Aslında bakıldığı zaman bireysel olduğu iyi bir takımdık. İyi bir sezon geçirdik. Her zaman en kötü günde bile birbirine sahip çıkan bir takım vardı geçen sene. Sonunda zaten şampiyon olduk. Ama dediğim gibi yani zaten bu inançla alakalı bir durum. Takımın içindeki birliktelikle alakalı bir durum. Onu da iyi yaptık geçen sene. Performans olarak da çok iyi sezon geçirdik hep beraber. Sonunda da hak ettiğimiz şampiyonluğu aldığımı düşünüyorum. Kaç oldu? 5. 5. En güzeli? En güzeli bence Pendik. Neden? Sebebini söyleyeyim mi? Aslında bunu ben her yerde söylüyorum. Pendik Spor'a geldiğimde ben bir sene önce çapraz bağlarımı koparmıştım. Bir sene önce boş geçirdim. Oraya gittiğimde oradaki başkanımdan hocalarıma kadar bütün takım arkadaşlarım bana inanılmaz güven verdiler sezon boyunca. İnanılmaz destek verdiler. Benim için müthiş bir sezondu ve stresi bol bir sezondu. Çünkü her maçta kendimi tekrar kanıtlama çabasına girdiğim bir sezondu. Tekrar eskisi gibi olabilecek miyim düşüncesiyle çıktım her maça. Çok şükür sonunda şampiyon olunca benim için hem duygusal anlamda güzel bir sezon geçti hem de performans anlamında çok güzel bir sezon geçirdiğim için benim için net Pendik Spor. Evet, gerçekten de Pendik Spor'un şampiyonluğu çok farklı bir şampiyonluktu. Tabii Tuğkan'a geçelim. Tuğkan da geçtiğimiz sezona benle başladı. Eğlenceyle alıştık başladı. Alıştık sana abi. Alıştık, evet. Öyle diyelim. Sonunda şampiyonlukla bitti. Şampiyonlukla bitti. Sen uğurlu geliyorsun. Öncelikle evet. Onu söyleyeyim. Vallahi abi şöyle, biliyorsun ondan önceki sene talihsiz bir finalde şampiyonluğu kaçırmıştık. Üst üste iki final kaybettik. Aha. Ya Yıldırım'da kaçırmıştık zaten. Ondan sonra ondan önceki sene de Iğdır'la talihsiz bir şekilde şampiyonluğu kaçırmıştık. Ama bu sene oldu. Çok güzel oldu. Yani verdiğimiz takım arkadaşlarımın verdiği bütün fedakarlığa değdi. Yani abi tarifi yok şampiyonluğun gerçekten. Yani benim daha yolum uzun. Nice şampiyonluklar katmak istiyorum kariyerime. İnşallah. Beraber olsun abi. Sen olsun bir tane de. Peki olsun, bir şey olsun. Soracağım. Şimdi çok tecrübeli futbolcularla oynayacaksın bu sezon. Kadro kalitesi yüksek bir Iğdır Futbol Kulübü var. Evet. Seni en çok heyecanlandıran oyuncu kim? Ya şöyle... Hasan... Ya şöyle teker teker saymak gerekirse abilerimin hepsi çok değerli. Biliyorsun abi ben burada 2 senedir varım. 2 senedir de çok değerli abilerimle birlikte çalışıyorum. Yani bütün arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Bizim yapmamız gereken tek şey onların tecrübelerinden faydalanarak kendimizi geliştirmek. Yani baktığın zaman aslında bu bizim için bir fırsat. Ama o kafada olduğun sürece bir fırsat. Peki Tuğkan, şimdi bir geriye dönelim. Dönelim. Kuşadası maçının 75. ve 80. dakikalarına bir gelelim. Orayı bir anlat. Oraya gelemiyorum abi. Şöyle. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. O an zaten bizim kalbimiz falan durdu yani. Ulan dedik şöyle kaldık bir. Abi ama şu an hissediyorum öyle söyleyeyim. O an sanki değiştiğini hissettik olayların. Yani Zemin kötü, her şey kötü, işler kötü gidiyor. Ama bir şey vardı orada. Biz takım olarak şampiyonluğa inanıyorduk. O çok önemli bir etkendi bizim için. Yani döneceğini biliyorduk ama nasıl ve ne zaman döneceğini bilmiyorduk. Ve orada olduğu için, yani zaten biliyorsun ondan sonra geri dönüşümüz harika oldu. Şampiyonluk da geldi sonunda. Ya yani unutulmaz bir andı takım için, bizim için. 2-1 geri dönüş, evet. Penaltı. Gerçekten ilginç bir geri dönüştü. Sonrasında tabii devam eden süreç, işte Karaman Futbol Kulübü maçı, off maçı keza off aynı maçı. Şekilde. Güzel de bir şampiyonluk oldu. Kutlamalar da çok eğlenceliydi. Iğdır'da aslında kimsenin beklemediği şekilde Iğdır'ın ismi her yerde inanılmaz şekilde canlandı. Bunu diyebilir miyiz? Bunu diyebiliriz. Daha da canlanacak.
Onu da diyebiliriz. Yani bu isimler, bu kadar kaliteli isimler geliyorsa canlanacak abi. Yani Iğdır gerçekten başkanımız sağ olsun. Yani ciddi bir yatırım var Iğdır'a. Iğdır halkı da bunu hak ediyor. Yani önümüzdeki senelerde Iğdır çok farklı yerlerde olacağına inanıyorum ben. Yeni stat müjdesi de geliyor sanırım. Öyle de bir durum söz konusu. Evet. Yeni bir stadyumda tabii Sayın Can Türkalagöz'ün büyük yatırımları var. Evet. Kendisi şu anda milletvekili olduğuna da tekrardan hayırlı olsun dileyelim. Ama Iğdır için gelişim noktasında birçok şeyin değiştiği bir etken. Hasan, neden Iğdır'ı tercih ettin? Neden Iğdır'ı tercih ettim? Şimdi şöyle... demin biraz önce Türkan da söyledi. Aslında burası bir proje takımı. Burada bir proje var. Başkanın da büyük hedefleri var. Zaten buraya biz gelirken de bu hedeflerden konuşularak geldi. Aynı şekilde ben de belki 33 yaşındayım ama hala bir hedefi olan bir futbolcuyum. Kariyerimin sonuna doğru gelsem bile şampiyonluklarla bitirmek istiyorum bu kariyerimi. İnşallah. Burada bu sene bu bir başlangıç olsun istiyorum. Çünkü proje takımı, güzel bir yatırım var, güzel bir ortam var. Bunu da hak ettiğimiz bir şekilde sahada savaşarak, göstererek çıkmak istiyoruz aslında. Tercih etmemin en büyük sebebi zaten dediğim gibi proje takımı, geleceği olan bir takım ve hedefler olan bir takım. Hedefler olan yerde de ben olmak istedim açıkçası. Peki o zaman sezon size hayırlı olsun. Bakalım çok zor bir gruptasınız. Aslında bir grup değerlendirmesi de yani Tuğkan'a sormam ama sana yine bu soruyu sormak istiyorum. Bir tecrübeli bir isimsin sonuçta. Buralardan geçtin. Çok zorlu bir grup var. Ciddi transferler yapıyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya evet, şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. İlk maçta bu arada Arnavutköy'le başlıyorsunuz. Evet. Dediğin gibi zorlu bir grup oynayacağız. Ama bu şöyle bir şey. Bu işi kolaya çevirecek oyuncu grubu biziz. Yani takım, her takım için geçerli bu. Sonuçta buraya evet hedef oyuncular alındı. Hedefi olan bir takımız. Ama sahada rakip kadar mücadele etmezsen, koşmazsan zaten maçların hep zorlu geçer. Onlar kadar mücadele edeceksin ki zaten bu şartları, her şeyi kendilerine çevirmek zorundasın. Dediğim gibi zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bunun inişi çıkışı da olacak sezon içinde. Ama dediğim gibi istikrar çok önemli. Hedef, bizim düşündüğümüz tek şey hedef, şampiyonluk. Önümüze bir sürü engeller çıkacak. Ama bu engelleri güzel, olumlu bir şekilde atlatırsak inşallah sezonu şampiyon bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Yani zor bir sezon bizi bekliyor. Hayırlısı neyse olsun diyelim. Peki Tuğkan, son olarak sana sormak istiyorum. Arnavutköy Belediyespor'un teknik direktörü kim biliyor musun? Onu bilmiyorum abi. Cahit Erçevik. Geçtiğimiz sezon Ordu Spor 1967 teknik direktörüydü. Sezon onunla başlamışsın, hatırladın mı? Bu sezon yine onunla başlıyorsun sezonu. Kötü başlangıç. Evet, yani şöyle söylemek gerekirse, kısa keseyim. Öncelikle bütün takımlara hayırlı olsun, fikstürlerimiz çekildi. Alagöz Holding Iğdır Spor'un olduğu yerde her zaman şampiyonluk adayı biziz. Güzel de bir sezon olacak. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Gümbür gümbür geleceğimize inanıyorum, öyle söyleyeyim. Peki, çok iddialı. O zaman oyunumuza da geçelim. Harf oyunu oynayacağız. Bu sezonun kamp oyununu ilk olarak Iğdır futbolcularıyla başlatıyoruz. Ben Hasan Atipoğlu'na, Hasan Atipoğlu Tuğkan'a, Tuğkan da bana söyleyecek. Tabii bu konuyu başka bir yere de çekmeyelim. Tuğkan'ı kilitleyeceğiz yani. Evet, Tuğkan mı kilitlenecek? Sen mi? Ben de kilitleneceğim. hemen harflerimizi seçelim. İçimizden mi seçiyoruz yoksa sana söyleyeceğiz mi? Yok, söyleyeceğiz buradan tabii. Kolay olsun. A. A olmaz. Şimdi onu bir geçelim yani. Sessiz harfleri seçersek. Ben B olsun. B. Çok zor bir harf seçtim. Zor mu seçeyim abi? Bilemedim. J seçen. J. Jale'nin J'sini seç. T seçeyim ben. T. Ben de o zaman Y seçeyim. Y. Y harfini seçeyim. B zor mu? B zor, Y de zor. Vallahi. Y de zor ama T biraz daha kolay. Yani, şimdi... Tuğkan için zordur ya. Evet, zor olabilir bu arada. Burnum ameliyat olduktan sonra şu an nefes alamıyor. Daha açılmadı burnum abi. Bolu'da, Koru evet. Otel'de. Birazcık daha. Iğdır'da iyice kapalı. Sağlık düşünemeyebilir yani. Açılır. Tuz mağaralarına gidersen belki. Tabii. Evet, o zaman başlayalım. Başlayalım, bekliyoruz. Sen. Adınız? B ile cevaplıyorsun değil mi? Evet, B ile. Bilmem. Daha ilk harften takıldık. Bilmem desem oluyor mu? Olmaz. İlla şey mi demem? Ya tabii, isim söyleyeceğim. Şu an sıkıntı yere girer. H harfiyle mi söyleyeceğim? B harfiyle. Her şeyi B harfiyle. Sen şimdi B harfi seçtin değil mi ilk önce? B'yi tamam. Seçtik. Zaman kazanıyor bence. Bence düşünüyorsun abi. Sen ne kadar süren var peki? İstediğin kadar. İstediğin kadar bir şey var ama bu kadar da uzatmak ya. Yok artık, yağmasın. B harfiyle adımı söyleyeceğim. Evet.
Selçuk'a laf söylüyordun. Cümle kurabiliyor. Hayır abi, adınız? Bilal. Bilal. Ya öyle mi? Tabii tabii, adınız Bilal. Ha, Bilal diyebilir miyim? Yoksa gerçek ismi mi söylüyorsun? Yok yok, adınız abi, Bilal. İstediğin gibi gir ya. İstediğin gibi. Evet, tamamen şu an kurgu, herhangi bir karaktermiş gibi bunu biz oluşturacağız. Tamam, istediğim ismi kullanabilirim tabii, tabii. Yani. Tamam, tamam Bilal. Bilal Bey, ne iş yapıyorsunuz? Boks. Boks. Kaç yaşındasınız? Evet, cevaplar zorluymuş. Sonra abi kütlendi. Bin. kaç yıldır boksla uğraşıyorsunuz? 1200. Nerelisiniz? Balıkesir. Nereden geldiniz Balıkesir'e? Bayburt'tan. Bayburt'un neyi meşhur? Bal. Peki, bokstan kaç para kazanıyorsunuz? 5 milyon. Bu 5 milyonla neler yaptınız? Ne yaparsınız? Neler yaparım? Zor harf seçtiğini söylemiştim ben sana. Ne yapabilirim? Bal satın alırım. Balın başkenti neresi? Bayburt. Peki artık süreleri de biraz hızlandıralım. Tamam. Ve hızla devam. Ne zaman peki benim sorum bitiyor? Ya artık yarıldı hızla ama bitecek ama tabii burada artık süreyi biraz kısa tutalım. Ha, tamam, okey. Peki, Bayburt'ta hangi etkinliklere katıldınız? Balon Festivali'ne. Balon Festivali'ne kiminle gittiniz? Bacanağımla. Bacanağınızın kaç çocuğu var? 5. Peki, en büyüğünün ismi nedir? Burak. Devam ediyoruz. Güzel de gayet de iyi başarılı gidiyor. Başarılı. Gayet iyi gidiyor. Burak ne iş yapıyor? Burak ne iş yapıyor? Artık. O da boksör hocası. peki, boksa nerede başladı? Yok. Yok. Hadi yok, tamam bu. Artık ama yine de başarılı cevaplar verdi. Evet. Peki artık ben Hasan, mi Hasan abi soracağım. Sen bana gel abi. T ile başlayan şeyler soracağım. Tabii tabii. Ama ben senin kadar çok iyi sorular soramayabilirim. Sen meslek icabı bu konuda daha iyisin. Biraz daha biz biraz acemiyiz. Tuğkan, sana mı soracağım şimdi? Evet abi. T ha. Adınızla başlayalım. Adını desem Tuğkan. Adınız? Tuğkan. Bak doğru söylüyorsun. Peki Tuğkan, kaç kardeşsin? Tu. Olmaz olmaz, Türkçe, Türkçe cevaplar. Türkçe cevaplayacağım. Kaç kardeşim? Tutabildiğim kadar. Olmaz, sayı olur söyle. Abi. Tutabildiğim kadar diyor. Yani, olmaz öyle bir şey. Sayı söylemen lazım. T ile sayı söyleyeceksin ya. Nasıl yani? T ile sayı söyle işte. Kaç kardeşsin? Ha, anladım. Şimdi ben senin zayıf noktanı yakaladım. Sen matematik sıkıntın var. Matematik hep bir de abi. Tamam. Devam et bakalım. T ile sayı söyleyeceksin. T ile sayı söyleyeceğim. Tabii, kaç kardeş olduğunu söylüyorum sana. T. Türkiye'nin kurulduğu tarihte tarih kadar. Mesela öyle kurabilir miyim? Tabii tabii. Türkiye'nin kurulduğu tarih kadar. Türkiye'nin kurulduğu tarih kadar gibi. Tamam. Ama sayı söyleyeceksin diyor abi. Tamam, bir şey söyledin. Türkiye'nin kurulduğu tarih kadar. Yani 1923. Aslında evet. Bunu şey anlamda söyledim. Yani net sayı söylemedim. Evet, söylemedim. Olsun. Tabii tabii. Tamam, bunu kabul ediyoruz değil mi? Tabii edeyim, kabul ediyoruz. Yani tutabildiğim tamam. Kadar. Tabii. Yani. Tamam. Peki bu sezon kaç gol atmayı hedefliyorsun? Yine sayıya geldik. Bu sezon kaç gol atmayı hedefliyorum? Herhalde Türkiye'nin kurulduğu tarih kadar demezsin. Olursa şampiyon olur zaten. Evet. Abi yok bende ya. Tahir Babaoğlu'nun attığı gol kadar. Al. Abi sen müthişsin ama. Mesela. Tamam, Tahir Babaoğlu'nun attığı gol kadar atsan da yine şampiyon olursun. Atar, yani atar mıyım? Tahir Babaoğlu'nun atsa tamam işte. Neyse tamam, geçiyorum. Bu sayıları geç şu abi. Şu an sınıfta kaldı bak, söylüyorum. Kesinlikle evet, net kaldı. Yani hiçbir şekilde sorulara cevap. Ya sen zaten söylemiştin vermiyor. Tuğkan bitti. Tuğkan zayıf zaten abi ya. Diyor mu? Burundan nefes alamadığı için şu an sağlıklı düşünemiyor abi. Tuğkan sen bana soru sorabilecek misin?
Ondan da emin değilim aslında. Şimdi ben o zaman ben geçeyim. Süreyi kısaltıyor muyuz artık? Abi, bu alıştırma olsun. Hızlanıyoruz. Artık yavaş yavaş başlasın değil mi? Tamam. Tamam. Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Türkiye. Tamam, aferin. Bunu kendi özgüvenin gelsin diye sordum. Ha. Evet, farkındayım. Başka? Evet, soru konusu da sen de tabii. Çok... Ben de zayıfım biraz, evet. Değil mi? Onun farkındayım yani. Gözlerinin içine bakıyor, zor sorma diyor. Hangi spor yapıyorsun? Evet. Evet, Tuğkan'cığım sana teşekkür ederim. Yok abi, ben yok ya. Abi ben sana soru sorayım. Evet, sen bana soru sor. Y harfiyle cevaplar vereceğim ben. Yok, o normal soracak da ben Y harfiyle cevap vereceğim. Soru sorayım mı? Bu arada kabul ediyorum yenildiğimi. Ve bir daha bu oyunu hayatım boyunca oynamam herhalde. Rezilsin. Yani bunu söylüyorum, rezilsin. Yani Tuğkan tabii bu konuda bize eğlenceli vakit geçirdiğin için de. Yok. En azından bir şey söylemek istiyordum. Ben Tuğkan bana zaman geçirmesin güzel bir yaşam. Bir şey söylemek istiyorum abi. İyi olduğum konular da vardır yani. Beni şu an şurası ilgilendiriyor. İyi olduğum konular değil. Tam bir de soru sorabileceksin, onu görelim. Adınız? Yasin. Ne iş yapıyorsunuz? Yüzme antrenörüyüm. Ne zamandan beri yüzme antrenörlüğü yapıyorsunuz? Yüzmeye başladığımdan beri. Yüzmeden keyif alıyor musunuz? Yazları. Hangi memleketiniz neresi? Yozgat. Yozgat'ın meşhur yemekleri nelerdir? Yozgat'ta meşhur yemekler genelde yayık hayran. Tatillere nereye gidersiniz? Yozgat'a. En sevdiğiniz yemek? Yayık hayran. Cevaplara. Yayık hayran da var ya. Mesleğinizi kaç yıldan beri yapıyorsunuz, icra ediyorsunuz? 100 yıldır. 100 yıl olabilir. Sorunuzdandır. Tamam. Evet. Düşürüyor, aşağı düşürüyor. Hızlandır dedin ya, ben de kıklandım abi. Peki. Evet. En sevdiğiniz oyuncak? Yürüyerek yaptığım oyuncaklar. En sevdiğiniz spor? Yürümek. Biraz yüzüyordu ama. Yüzüyorsun daha demin yüzüyordu. En sevdiğiniz semt? Yenikent. En çok vakit geçirmeyi sevdiğiniz arkadaşınız? Evet. Takıldım şu an. Yalçın. Bu arada bu doğru bir cevaptı. Gerçekten. Evet, doğru bir cevaptı. Doğru bilmişiz. Peki. Bence cevaplarınız hızlı değil, soruların hızlı gelmesi lazım. Evet. Evet. Ben demin... Ama abi daha ne sorayım, adam takır takır cevap veriyor. Yapamadım ben onu. Sen zaten yapamadığım halde kilitlendin. Keşke şöyle yapsaydım. Hasan tam olalım. Tersi yaptım. Evet. Tamam, Hasan abi de bir de sana yapsın abi. Ama ben soru sıkıldım. Ben soru soramıyorum. Tamam, işte. O zaman... O zaman ne? Yok yani. Soruda da sıkıntı var. Her türlü sıkıntı var. Neyse. O zaman şöyle ama, yapalım abi. Evet. Günün kazananı sen ol. Günün kazananı diye bir olayımız yok ama eğlenceli bir video çıkartmaya çalıştık. Tabii sadece Iğdırlılardan değil, ülkedeki diğer takımları tutan taraftarlardan da futbolcuları özel olarak izleyen taraftarlar var. Çok seviyorlar. Futbolcuların özel hayat bilgilerini, işte onların ne düşündüklerini ya da böyle eğlenceli videolar yaptığımız zaman yani bize çok fazla talep geliyor. Bu sebepten dolayı böyle eğlenceli şeylere kampa yapmaya çalışıyorum. Çünkü biz Transfer Merkezi Alt Ligler ailesi olarak kampları ziyaret eden tek Alt Ligler sayfasıyız ve bu şekilde video çeken o sizleri de o insanlara sıcak temasta karakterlerinizle alakalı işte bir şeyler yansıtmaya çalıştık. Evet. Çok teşekkür ederim. İşte buraya Ömer Şişmanoğlu'nu getirseydik. Ömer abi gelse evet. Türkçesi zayıf olduğu için ben şunu o zaman Ömer Şişmanoğlu'nu Iğdır'a saklayalım. Şunu söylemek Ömer'le istiyorum abi. Yapmak istersen yanına bir sözlük falan koyun. Bilmiyor yani, Türkçesi zayıf adam. Ben şunu söylemek istiyorum bu arada. Size de teşekkür etmek isterim. Yaptığınız iş yani gerçekten zor bir iş. Ama bizi insanlarla buluşturuyorsunuz dediğiniz gibi. Yani takdire şayan bir iş yapıyorsunuz. Buraya geldiğiniz için de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bizleri kırmadığınız için biz benim de ayrıca teşekkür ederiz. Ettim abi. Tamam, benim adıma teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Ve yeni sezonda size başarılar dileriz. Teşekkürler abi. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.